Merhaba çocuklar, nasılsınız? Hadi hemen gel çağıralım mı arkadaşlarımızı ve öğretmenimizi? Merhabalar. Merhaba, selamünaleyküm. Aleykümselam öğretmenim, nasılsınız? Elhamdülillah, çok şükür, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, elhamdülillah, bizler deyiz. Allah iyilik versin. Evet, şimdi Peygamber Efendimiz'in hayatında çok enteresan, değişik isimli bir savaştayız. Uhud Savaşı. Tabii ki de savaş iyiler arasında yapılmaz. İnsanlara kötülük yapan, bazı kişilere karşı sessiz durmamak için ne yapmalıyız? Onlara savaş açmalıyız. Eğer onlara sessiz olursak karşı, onlara karşı sessiz olursak ne olur? O zaman onlar bizi yanlışa, kötülüğe götürürler. O yüzden kötülerle savaşmayı Allah izin vermiş. Uhud gazvesi de, Uhud savaşı da böyle. İşte bu Uhud gazvesine gelince, bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin 3. senesinde meydana gelmişti. Şöyle ki, Mekke-i Mükerreme'deki gayrimüslimler toplanmışlar. 3000 erden meydana gelen bir ordu ile Medine-i Münevvere yakınında bulunan Uhud Dağı'nın civarına kadar gelip yerleşmişler. Bedir gazvesinin intikamını almak istemişler. Yanlarında da 15 kadar kadın vardı. Bu kadınlardan birisi bilahare Mekke'nin fethinde Müslüman olacak olan Mekke'nin o sırada idarecisi Ebu Sufyan'ın karısı Hind idi. Bedir de öldürülen akrabaların intikamı için sonradan o da Müslüman olacaktı. Vahşi'yi tutmuş ve müşrikleri de savaş için cesaretlendirmişti. Hadi kazanacağız, biz başarabileceğiz diye Hind müşrikleri yani iman etmeyenleri cesaretlendiriyordu. Savaş başlayınca da Vahşi Hazreti Hamza radıyallahu anh'ı mızrakla vurarak şehit etmişti. Bilahare Vahşi de Müslüman olacak ve bazı rivayetlere göre aynı mızraklarla Yemame Efendimizin vefatından sonra peygamberlik iddiasında bulunacakmış. İsmi de sonra da bu iddiasında bulunan Müseylime'yi öldürerek İslam'a hizmet edecekti. İşte böyle enteresan, aslında kötülerin iyi, iyilerin kötü olacağı çok enteresan bir savaş. Şanlıurfa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada bir rüya görmüştü. Bu rüyasında bir sığırın boğazlandığını, Zülfikar adındaki kılıncının ucu kırılıp bir gedik açıldığını ve sağlam bir zırh giyip mübarek elini o zırhın yakasına sokmuş olduğunu gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyasında boğazlanan sığırın ashablarından yani arkadaşlarından bazılarının şehit olacaklarına, kılıncındaki gediğin de ehli beytinden birinin şehit olacağına, sağlam zırhın da Medine'ye işaret ettiğini söyledi. Bu durumda Medine'den çıkmayalım, düşman hücum ederse savunma vaziyeti alalım diye tavsiyede buyurdu. Medine-i Münevver'in her tarafı binalar ve duvarlarla çevrilmişti. Bu şekilde çevrilmiş bir kale halinde bulunduğundan böyle hareket etmek uygun olacaktı. Fakat Bedir gazvesinde bulunmamış olan gençler bu defa düşmanla çarpışarak cihat şerefine ulaşmak istiyorlardı. Allah'ın aslanı olan Hazreti Hamza radıyallahu anh Medine-i Münevvere'de kapanıp kalmaya tahammül edemiyordu. Bunun üzerine peygamberlerin efendisi salat ve selamların en mükemmel onu olsun pak Medine-i Münevver'in dışına çıkmaya karar verdi. Birbiri üzerine iki zırh giydi ve kılıncını kuşandı. Yani iki zırhı giydi ki kimse ona bir şey yapamasın. Tedbir aldı. Evet, tedbirini aldı. Peygamber Efendimiz Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesinin tersine görüş bildirenler pişman olup "Ey Allah'ın Resulü, biz senin emrine uyuyoruz. Nasıl uygun görürsen öyle yapalım." dediler. Yüce Efendimiz silahlarını kuşandıktan sonra savaş yapmadan geri dönmek bir peygambere yakışmaz buyurdu. Ve 1000 kahramandan meydana gelen bir kuvvetle şehir dışına çıktı. Münafıkların reisi olan Übey bin Selül'ün oğlu Abdullah, Allah Resulü gençlerin sözlerine uyduğu şehirden dışarı çıktı diyerek başlarında bulunduğu 300 münafıkla birlikte geri döndüler. Böylece İslam ordusundaki kuvvetin miktarı 700'e indi. Nihayet iki ordu karşı karşıya gelmişlerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramdan Zübeyir oğlu Abdullah'ı 50 kadar okçu ile birlikte geçidi tutmakla görevlendirerek
Buradan düşmanın hücumu beklenir. Sakın benden emir almadıkça buradan ayrılmayınız diye sıkı sıkı tembih etti. Sabah neticesinde düşman ordusu fena halde bozularak dağılmaya yüz tutmuştu. Abdullah'ın emrindeki erler düşmanın tamamen bozguna uğradığını sanarak arkalarına düştüler. Ganimet almak istediler. Ganimet de düşmanlardan kalan mal. Ganimet almak için aşağıya indiler. Başlarındaki komutanlarını dinlemeyerek dağıldılar. Oysa ki komutanları ona peygamberimiz buradan ben emir vermedikçe inmeyin demişti. İslam ordusunun sol tarafına tekrar saldırıya geçti. İslam ordusunda ansızın bir yenilgi yüz göstermişti. Bu esnada Hazreti Hamza radıyallahu anh ile birçok seçkin sahabi şehit düşmüştü. Alemin kendisiyle övündüğü Efendimiz harp meydanında yalnız kalmıştı. Ve en sevdiği kişi Hazreti Hamza vefat etmişti. Şehit düşmüştü. Alemin kendisiyle övündüğü Efendimiz harp meydanında yalnız kalmıştı. Mübarek dudağına yarılmış, mübarek dişi kırılmıştı. Zırhının iki halkası kırılıp birlerden daha latif olan nezif vücuduna saplanmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şehit olduğuna dair bir söylenti çıktı. Ve herkes üzülmeye başladı. Gerisi de haftaya. Görüşürüz. Çok uzun olduğu için bugünlük bu kadar yeter. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.